Bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın uzay çalışmalarına olan etkisini anlatmıştık. Orada da bahsettiğimiz ve savaşın uzay alanındaki en büyük etkisi de Uluslararası Uzay İstasyonu'na olmuştu. Zaten 2024 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmayı planlayan Ruslar kendilerine yapılan yaptırımlara bir karşılık da buradan vermeyi planlıyor. Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu için ne kadar önemli olduğu ve ayrılmalarının ISS'in geleceği için hiç de iyi olmayacağını belirttiler. Gel gelelim biz de bu videomuzda bunu anlatacağız. Rusya cidden ISS için ne kadar önemli ve ISS'ten ayrılması ne kadar etkili olur? Bu konuya değinmeden önce ISS'i biraz daha yakından tanımakta fayda var. ISS yani Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yapımı 1998'de Kazakistan'dan fırlatılan Zarya modülü ile başladı diyebiliriz. Zarya'dan bir ay sonra da Amerikan Unity modülü fırlatıldı ve bu iki modül yörüngede bir araya geldi. Ve yıllarca süren çalışmalar sonucunda günümüzde tüm heybetiyle yörüngede dolaşan ISS oluştu. Teknik anlamda bakacak olursak istasyon iki bölümden oluşuyor. İlki entegre kafes yapısı. Alüminyum ve paslanmaz çelikten yapılma, 110 metrelik bu yapı istasyonun enerji ihtiyacını karşılayan devasa güneş panellerinin, istasyonun soğutma ihtiyacını karşılayan radyatörlerin bulunduğu ve genel olarak istasyonun lojistik ihtiyaçlarını karşılayan kısımdır. İkinci bölüm ise basınçlandırılmış modüller. Daha açıkça söylemek gerekirse astronot ve kozmonotların içinde barındığı ve tüm zamanlarını geçirdiği bölüm. Bu bölümde toplam 17 modül bulunmakta. Bunlardan 6'sı Rusya'nın, 8'i Amerika Birleşik Devletleri'nin, 2'si Japonya'nın ve kalan diğer bir modül de Avrupa'nın. Buradan da açıkça görebileceğimiz gibi istasyonun neredeyse yarısı aslında Rusya'nın. O zaman onların ayrılmasının çok büyük sorunlar çıkarabileceğini düşünebilirsiniz. Fakat demin anlattığımız istasyonun temel ihtiyaçlarını karşılayan entegre kafes yapısı istasyonun Amerikan tarafında bulunmakta. Yani Rusya'nın ayrılması durumunda bu açıdan hiçbir sorun yaşanmayacak. Peki ya Rus tarafı? Eğer güneş panelleri, radyatörler ve diğer kritik yapılar Amerikan tarafında ise oluşacak bu yeni istasyonu nasıl yaşatacak? Cevap ise Rus uzay istasyonu doktrini. Rusların doktrinine göre istasyondaki her ama her bir modül tek başına bir istasyon değerindedir. Yani her modülün kendi güneş panelleri, radyatörleri ve yaşam destek sistemleri bulunur. Geçmişe baktığınızda da bunu çok rahat görebilirsiniz. Mesela Mir uzay istasyonuna bakacak olursak her yerden bir şeyler çıkan çok karmaşık bir görüntü var. Adeta bir çöp yığınına benziyor. Bu doktrinin avantajı ise şu. Mesela istasyondaki bir modülde bir sorun oldu. Modülle olan tüm bağlantılar kesilebilir ve kozmonotlar istenen herhangi bir modüle geçerek orada işlerine devam edebilir. Her modül kendi kendine yetebildiğinden çok da sorun olmaz. Ama mesela ISS'in güneş panellerine büyük bir hasar gelse ISS'in Amerikan tarafında büyük bir elektrik krizi doğar ve sonuçları hiç de iyi olmaz. O kadar anlattık. Peki Ruslar hangi konuda ISS'teki ortaklarını tehdit ediyor? Tabii ki istasyondaki en önemli görevleri olan yörünge yükseltme manevralarından. Şu an ISS'in herhangi bir sebepten yörüngesi yükseltilmek istenirse ya da rastgele bir uzay çöpü ile tehlikeli bir yakın geçiş gerçekleşecekse istasyondaki Progress kargo gemilerinin motorları kullanılan manevralar yapılıyor. Geçmişte bu görevi ESA'nın kargo aracı ATV de üstlenebiliyordu. Fakat o da 2014'te son uçuşunu yaptı ve emekli oldu. Peki diyelim ki Ruslar kararlarını verdi ve istasyondan ayrıldı. Ne olacak? Bu konuya 3 açıdan bakabiliriz. Lojistik, yörüngede kalma ve uzay çöpleri. Lojistikle sorun yaşamayacaklarını söylemiştik. Peki yörüngede kalma, hele ki Progress'ler yokken, Roscosmos Başkanı Dmitri Rogozin işte tam bu noktadan vurarak Twitter aracılığıyla onları bu durumdan kimin kurtaracağını sormuştu. Cevap ise Elon Musk'ın da ifade ettiği gibi SpaceX. Bu konuda da Dragon'larla yapılacak bir ekleme veya başka bir sistem ile çözülebilir. Burada aklınıza şu soru gelebilir. SpaceX istasyon atmosferde yanmadan önce bu sistemi geliştirip fırlatabilir mi? Buna da evet diyebiliriz. Çünkü ISS'in ömrü öyle kolay tükenmeyecek. Size kesin bir ömür söylemek isterdik. Fakat istasyonun konfigürasyonundan güneşin aktifliğine kadar çok fazla parametreye bakıyor bu iş.
Fakat şunu söyleyebiliriz ki ISS herhangi bir yardımcı ateşleme olmaksızın 2 yıldan fazla yörüngede kalabilir. Ki SpaceX'in 2 yıllık bir sürede neler neler yapabildiğini söylemeye gerek yok. Peki sizce SpaceX ISS'i kurtarmak için ne gibi bir sistem kullanabilir? Fikirlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı, ayrıca videoyu beğenmeyi unutmayın. Tamamdır, ikinci sorunumuzu da çözdüğümüze göre son ve en ciddi soruna gelelim. Uzay çöpleri. İşte işler burada biraz sıkıntıya giriyor. ISS yörüngede 2 yıldan fazla kalabilir fakat her şey düzgün giderse. Eğer bu süreçte herhangi bir uzay çöpüyle karşılaşırsa yapabileceği pek bir şey yok. Belki halihazırda istasyonda olan Cygnus ya da Dragon'ın motorları bir şekilde kullanılabilir. Fakat bunun da ne kadar faydalı olacağını bilemeyiz. İşte bu konu ISS için gerçekten kritik ve bu konuda Ruslara ihtiyaçları var. ISS'i konuştuk. Peki bu sırada Ruslar ne yapacak? Önceden de dediğimiz gibi lojistikle onlar da çok büyük sorunlar yaşamazlar. Belki biraz elektrik sorunu yaşayabilirler. Ama Rusların bundan daha da büyük bir sorunu var. O da modüllerinin çok ama çok yaşlı olması. Nauka ve Prishal dışındaki diğer modüllerden en genci 12, en yaşlısı ise 24 yaşında ve bu beraberinde bolca sorun getirmekte. Zaten bu yüzden ISS'ten 2024'te ayrılmayı planlasalar da son yaşanan olaylardan sonra Rusların planlarından daha erken ayrılması oldukça olası. Bu soruna şöyle çılgınca bir çözüm ile gelebiliriz. Modülleri Çin'in uzay istasyonu ile birleştirmek. Fakat şöyle bir sorun var ki Çin'in uzay istasyonu CSS ile ISS'in yörüngeleri arasında yaklaşık 10 derecelik bir yörünge eğimi farkı var. Eğer biraz matematik yaparsanız bu tarz bir manevra için yaklaşık 1340 metre bölü saniyelik bir delta V'ye ihtiyacımız olduğunu görürsünüz. Bu değer hiç de azımsanacak bir değer değil ve Nauka modülü tamamen yakıt dolu olsa bile böyle bir yörünge değiştirme manevrası yapamaz. Yani Ruslar Amerika'yı tehdit ederken aslında kendilerini çok daha büyük bir tehlikeye atıyorlar. Fakat Rusya'nın elinde bulunan yepyeni iki modül var ve bunları çöpe atmak hiç de mantıklı değil. Belki bu modülleri bir süre yörüngede tuttuktan sonra sadece Nauka ve Prishal'ı alarak 2025'te inşasına başlayacakları Ross uzay istasyonuna taşırlar. Fakat kutupsal yörüngede bulunacak bu yeni istasyona ulaşmak için yaklaşık 6048 metre bölü saniyelik bir delta V'ye ihtiyaçları olacak. Yani kısaca bu ihtimal de imkansız. Gördüğünüz gibi Rusya'nın ISS'ten ayrılması özellikle Rusya için ortaya bazı teknik sorunlar çıkaracak. Ama bundan daha önemli bir şey var, o da politik sorunlar. Çünkü ilk modülünün fırlatılmasından bu yana burada, yani dünyada ne olursa olsun 24 yıldır dünyanın etrafında dönmekte olan bu uzay istasyonu dünyada bulunan tüm bu ülkelerin farklılıklarını bir kenara koyup belli bir amaç uğruna bir araya gelerek oluşturduğu en büyük uluslararası işbirliği ve şu anda yaşanan bu gerilim bu işbirliğini sonlandırmak üzere dağılacak ve bu dağılma ISS'i ABD ve müttefiklerinin uzay istasyonuna dönüştürecek. Umarız Rusya bu yaptırımları uygulamaktan vazgeçer ve Rusya'yı uluslararası uzay istasyonunda en az birkaç yıl daha görürüz. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse beğenip kanalımıza abone olabilir. Ayrıca içeriklerimizin daha çok insana ulaşması için videomuzu paylaşarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda ya da yayınımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın.